Bu ne? Hangi pozisyonla başladık? He. Bu pozisyonda e, mücadele devam etti. Sonra çaldı. Burada Jetson'la Morutsan pozisyonunda bir kart gerekir mi? Şu pozisyon. Hocam burada çok ani gelişler, art niyet yok döndü topa müdahale ederken basma da yapmıyor çekiyor zaten ya. De çekiyor yani. değil mi? Ayağını? Çekiyor yani. Yok. Çekmese abi. zaten çok tehlikeli Fual olur. Gol verirsin. Yani. Ama yok. Kart mart Kart olmaz. gerekmez. Yok. Faul yeterli. 7. dakikadaki Jetson Morutsan pozisyonu için. Sonra çekmiş ayağını çünkü. Evet. Sakınmış yani Jetson Fernandes. 28'de bir pozisyon. Salih sarı gördü. Bir bu pozisyona bakalım. Buna çok itiraz etti Salih. Dirsek dedi Zorbay Küçük ama. Bakalım. <laughs> Dirsek mi? Yoksa pozisyon icabı bir hamle mi oldu o? Göreceğiz şimdi. Biz hop. Bir daha Bunu bakalım. geri getirsene Tolga son pozisyonu. pozisyon içinde Salih var ve Pedro var. Salih Pedro mücadelesinde geri gelsene geri gelsene. Geri gelir misin? Yavaş yavaş git ki 8 numara. Yavaş yavaş git. Salih'in sarı kart gördüğü pozisyon. Kartın rengi yüzden, doğru mu? Bak, sarı yer. kart olur mu? Yeri Olmaz yer. mı? Şimdi bak arkadan futbolcunun geldiğini hissedince yanından beyazlı oyuncu kolunu tutuyor dirseğini mani olmak istiyor. Ve burasına geliyor. Burasına da ve vurma yok dikkat et. El er koyuyor. Evet. Faul Ama kart kesin kullanma. Şunu çünkü yapar ertesi. Çünkü her bundan eğer bu pozisyona kart verirsen bir sonra aynı pozisyona bir daha kart vereceksin ve oyuncu eksilecek. Evet. Olmaz. Şimdi bu <laughs> ıı, ikinci sarılara falan da varın karışmasını konuşuyor İfap. Onu değiştirecekler şimdi bu sorulara de da konuşuyorlar. Ben bunu yıllar önce söylemiştim bir ara da. Bu hani sarı ile kırmızı arasına bir pembe veya mor veya gri koyalım mı diyorlar. Şimdi 10 dakika cezası falan kon şey yapmışlar. Yani Onu ama nasıl belirleyecekler onda, onda ya Çok hakeme başarılı itirazda. olamazlar. Şu kamera çok işini yapsalar güzel olabilir. Hakeme kamera koyacaklardı. Yani yanına geldin hakeme sövdün, söylendin bilmemle tak diye yakalanacaksın. O iyi olabilir bak. Sen ne giderdin hocam onu da biliyor musun? <laughs> onu düşünüyordum değil mi şu anda? Eyvah o benim zamanda olsaydı kötüydü diye. <laughs> evet var mı başka pozisyon? Bir tane daha vardı galiba. Evet. 41'de bir pozisyon var. He burada bir Ankara gücü takımının bu o değil mi penaltı beklediği? Bu mu? Elle müdahale bekledi şuna yok. burada Morutsan mı beklemiş Morutsan Umut Meraş burada bir şey yok ki var mı hocam ne bileyim ben bir şey gözükmüyor <laughs> sonra da el buna burada bir şey yok geç kime Umut'a Umut, Umut Meraş'a mı Onur mu? Ha bir dakika. He, buna bekliyorlarmış <laughs> hocam. Umut Meraş şey Onur'la Ali Sovun oraya. Yanlış tarafa el verdi falan diyorlarmış. <laughs> Mış hocam. Şimdi bakacağız. Ee, ceza sahası içi Beşiktaş ceza sahası içi bunda bir şey yok. İkinci pozisyon için bundan sonraki pozisyon için hocam. Şimdi gelecek bak. Havalandı. Şurası yavaş yavaş gidelim. Ama rakipten gelmiyor mu? Yukarıdan indir bakayım topu. Biraz daha geri alsanıza. Hmm. Akara futbolcunun koluna mı geliyor sağ koluna? Gelsin top. Gelsin top. Yavaş yavaş gelsin. Gelsin. Vallahi bunu Harlem yapardı ya. Şöyle arkadan topu getirir, şu koldan şu kola geçirdi. Öyle bir şey olmuş. <laughs> Ama sanki Ankara Güçlü oyuncudan mı sanki ondan sekip on, Beşiktaş oyuncuya geliyor. Adam zaten sırtı dönük, eli biraz açık ama ya yakıptan geliyor top. Yok, bu fazla evet. aramak olur yani. Evet abi. Ee, hazır mı Furkan? Tamam, tamam bu pozisyon zaten çok öyle hakemlik <laughs> bir maç olmadı. Ee, açıkçası hani çok da e, sıkıntılı bir pozisyon yoktu diye gördük biz. Eğer bir yandan da seçime odaklanmıştık, kaçırmadıysak. Evet Furkan. Bize gelen son bilgi 15. sandık sonunda 5161'e 3252 idi. Kaçıncı sandık oldu? Rakamlar ne oldu? Son durum nedir? Ender Bilgin artık Beşiktaş'ın 35. başkanı Hasan Arat, Sayın Hasan Arat dememize belki de çok az bir süre kaldı. 6 sandığın artık çıkacak olan, o 6 sandıktan çıkacak olan sonuçların resmiyeti ortaya dökmesini bekliyoruz belki de. 1909'luk bir fark var şu an için açılan 15 sandık sonucunda şu iki bilgiyi vererek aslında iki sıcak gelişmeyi aktararak bağlantımıza başlayalım. Sayın Serdar Serdal Adalı'nın ekibinde yer alan Uğur Fora az önce burada Hasan Arat'ın yanına giderek kendisini tebrik etti ve sonrasında da Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri ekibi salondan Akatlar Spor Kompleksi'nden ayrıldı. Artık açılacak olan 6 sandıkla beraber Beşiktaş'ın 35. başkanının resmen nihayete kavuşmasının sonuçların resmi olarak artık kulübün yeni başkanını açıklamasını bekliyoruz. Artık tabii bir tarafta çok ciddi bir heyecan var. Son altı sandık açılacak. Açılan her sandıkla beraber salonda Sayın Hasan Arat ve yönetim kurulu üyesi, arkadaşları, onu destekleyen genel kurul üyelerinin burada tezahüratlarını duyuyoruz. Bir tarafta tabii çok ciddi bir sevinç, bir tarafta mutluluk var. Diğer tarafta ise tabii çok ciddi bir hayal kırıklığı olduğunu söylemek lazım belki de. Çünkü 6 Ekim tarihinde Beşiktaş Kulübü olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldığını açıklamak... 6 Ekim tarihinden bu yana yaklaşık 2 aylık bir süreç basın toplantıları lansmanlar, yönetim kurulu üyelerinin tanıtıldığı lansmanlar hemen hemen hepsinde katıldığımızda beklentileri sorduğumuzda bugünkü tabloyu iki tarafında çok fazla beklediğini söyleyemeyiz aslında iki taraf içinde olumlu ve olumsuz anlamda bir sürprize şahitlik ediyoruz tanıklık ediyoruz aslında bugünkü genel kurulda artık. Dediğim gibi az önce de çok kısa bir süre kaldı. E, açılacak olan 6 sandıkla beraber Beşiktaş camiası, Beşiktaş kulübü 35. başkanını resmen duyurmuş olacak. Sayın Hasan Arat'ın şu an için açılan 15 sandık sonucunda tam 1909 oy farkla önde olduğunu ifade edelim. Sevgili e, Furkan'a teşekkür ediyorum. O bir ara sandıktan konuşuyorlardı. Ne oldu hani? İşte o 15, şey 15-16, 14'ten 19'a kadar olandı. 15-19 aralığı. Şimdi başlayacak olan yani bu ya da 14-15'ten sonra demişti arkadaşlar. Bir e, bakalım ama yani 3-4 sanda. Şöyle yapalım o zaman. Şimdi bir küçük reklam arası verelim. Önce bir özel reklamı gidelim. Çünkü o bölümü yakalayalım istiyorum. Yani. Bilmiyorum orada ama en azından sonucun açıklandığı bölümü konuşmaları verelim istiyorum. O yüzden önce bir özel reklam hemen